devlet erkanı, birçok kişi referandum süresi içerisinde halkın içinde. Bir tarafta evet kanadı, diğer tarafta hayır kanadı var biliyorsunuz. Ve evet hayır yönünde vatandaşın önüne bir sandık konacak ve bu genel seçim sandığı değil. Bakın bu gerçekten öncelikle hepimiz aklı selim düşünmemiz lazım. Bir genel seçim sandığı değil. Önümüze bir yönetimle ilgili sistem değişikliği veya da işte partili cumhurbaşkanlığı. Hani bu yönde hala tam net oturmayan bazı cümleler var. İnsan 18 maddeyi düşünüyor. Anayasada değişikliğe gidiliyor değil mi? Bu maddeler teker teker gündemde yer alıyor. Düşünüyorlar, tartışıyorlar, konuşuyorlar. İçerik olarak acaba 16'sından sonra evet veya hayır anlamında hani sandıktan ne çıkacağını hiç kimse bilmiyor. Belki şu anda evet düşüncesiyle yola çıkan sandığa gittiği anda hayır diyecek veya da hayır düşüncesiyle olan bir kişi sandığa gittiği anda belki de evet deyip oyunu kullanacak. Onu bilemiyoruz. Ama nedir gerçekten şu anda vatandaşımız öncelikle bir ekonomik sıkıntı içerisinde